Herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simülatürk'tesiniz. Ama bu sefer oyun videosu çekmiyorum. Gördüğünüz gibi önümde bir Powerline Wi-Fi kit var. TP-Link'in Powerline kiti. Powerline ne demek? Sizin fişten elektrik kablonuzla internetinizi başka bir odaya, başka bir kata hatta iletebilen ikili prizden, ikili adaptörden oluşan bir kit. Benim elimdeki VPA 4226 diye geçiyor TP-Link'in. AV600 olan modeli, AV500 olanları da var. Evimizde bir oda değişikliği yapmam gerekiyordu. Normalde benim bilgisayarım oda 1 yazan odadaydı. Modem de hemen oradaydı zaten. Ama oradan taşımak zorunda kaldım. Oda 3 yazan kısma götürdüm. Tabi bunu yaparken kablo çekmek, o evin her yerinde kablo olsun istemiyordum. O yüzden de böyle bir kit kullanmak istedim. 3 yıl garantisi var gördüğünüz gibi. Daha önce hani hiç kutu açılımı yapmadım ama şimdi beraber onu da yapacağız. Kutunun üzerinde zaten her şey yazıyor ama yani onu her yerde bulabilirsiniz. Ben çok bulamayacağınız şeyleri anlatmak için bu videoyu zaten çekmek istiyorum. Ben araştırırken birkaç tane video bulmuştum. Ama genelde bu kit değil de buna benzer olanları çıkıyordu. O yüzden de hani ben bu kiti çekmek istedim. Şöyle kutunun içeriğine bir bakalım. Yani sesleri duyamıyor olacaksınız. Çünkü ben ses kaydını daha sonra üzerine koyacağım. İçinden gördüğünüz gibi manueller çıkıyor. Yani kılavuz İngilizce bir şekilde çıkıyor. Zaten resimli her şeyi anlatıyor. Ama yine de takıldığınız bir yer olabilir diye bu videoyu çekmek istedim. İki tane İngilizce kılavuz çıkıyor. Yani bir tanesi bayağı böyle resimli. Şu an gördüğünüz. Bir tane de yazı olarak çıkan var. Türkçe normalde eskiden galiba hiç yokmuş. Bildiğim kadarıyla. Şimdi de artık bir küçük de olsa şu gördüğünüz kılınım kılavuzunu koyuyorlar. Yani bu belki de zorunludur. Bilmiyorum. Çünkü aslında orada nasıl kuracağınız anlatılmıyor. Üzerinde kullanım kılavuzu yazsa da. Yani küçük bir uyarılar kitapçığı gibi diyebiliriz. Gördüğünüz gibi diğer kullanım kılavuzu da bu. Yani ikisinde de quick demiş ama hani hangisi daha quick bilmiyorum. Ben resimli olandan zaten direkt yaptım. Hatta hiçbir şey yapmasanız da çalışabiliyormuş. Ben yine de yapmak istedim. Şimdi bu gördüğünüz ilk kısım, ilk adaptör. Bunun üzerinde priz var. Hatta çocuk korumalı bir priz var. İkisinin üzerinde de pair tuşu var. Bundaki ön yüzde, diğerinde altta kalıyor. Zaten onları ayrıntılı videolarda göstereceğim. Onun dışında burada hani yapabileceğiniz, yapacağınız hiçbir şey yok. Diğerini de şöyle hemen çıkartayım. Burada da Wi-Fi'lı olan adaptörümüz var. Gördüğünüz gibi bunun da altında pair tuşu var. Butonu. Orada rakamlar, işte barkodu vesaire bir şeyler var. Hangi model olduğunu yazıyor. Bunları ayrıca da satın alabiliyorsunuz. Mesela bu Wi-Fi'lı olandan ayrıca satın alıp onu da hatta dahil edebiliyorsunuz. Hatta videonun sonunda göstereceğim. Üçlü olanları da çıkmış artık. Üçlü kit halinde. İki tane de 2 metre Ethernet kablosu çıkıyor. Onun dışında başka zaten kutuda bir şey yok. Şimdi hız testlerine geçeceğiz. Ben nasıl bağlayacağınızı da göstereceğim ama öncesinde bunu bağlamadan önceki hız testlerine başlayalım. Şimdi bu benim ilk odadayken, yani bilgisayar odasındayken, bunları bu arada laptopla aldım. Kendi bilgisayarımla değil. Bilgisayar odasında Wi-Fi ile aldığım hız testi şu anda gördüğünüz. Bilgisayarın, daha doğrusu modemin, bilgisayarın değil, modemin hemen yanında konumlandırdım laptopu. Ve aldığım hızlar gördüğünüz gibi 31 megabit. 31.5 hatta. Neredeyse de 6 megabit upload var. 31 megabit download. Genelde aynı şeyi sağlayıcıyı, servisi seçmeye çalıştım ama
bu telos olmuş, bu farklı olmuş, kusura bakmayın. Şimdi ikincisinde bilgisayar odasındayım yine. Yine laptop'layım ama bu sefer Ethernet kablosuyla modeme bağladım laptop'ı. 32,5 civarında yine bir download var. Yine 5,5-6'ya yakın bir upload hızı görüyorsunuz. O server oluyor galiba Telus yazan. Server'ın değişmesi bir şeyi değiştiriyor mu bilmiyorum ama hani ona takılan arkadaşlar olabilir diye çoğunlukla aynısını seçmeye çalıştım. Şimdi geldik. Oda 3'e taşıdığım zaman Wi-Fi'dan laptopun aldığı hız arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi ping de yükseldi, jitter da yükseldi. Jitter bu arada dalgalanma olarak geçiyormuş. Onu da araştırdım. Ping'in sürekli on olmadığını gösteren yani ara sıra daha fazla veya daha az olduğunu gösteren sayıymış. Diğer türlü olduğunda mesela 7 yazıyorsa pinginiz sürekli 7 olabiliyormuş. Ben araştırdığıma göre. Upload hızında çok bir düşüş yok. Şimdi salona götürdüm. Gördüğünüz gibi ping de yüksek. Jitter inanılmaz. 224 çıktı. Ama bunlar Wi-Fi ile bu arada. Oralarda hiç kablo ile denemedim. Zaten aynı hattın içerisinde olduğunuz sürece, yani elektrik saatinden sonraki kısımdan bahsediyorum hat olarak. Aynı hattın içerisinde olduğunuz sürece her kabloya taktığınızda aynı hızı alabiliyorsunuz. Powerline adaptörlerle zaten amacı o. Burada download hızımız 28,1, upload'umuz da 5,6 civarında oluyor. Sonra prize nasıl takacağınızı göstereceğim bu devam eden kısımda. En sonunda da prize takıldıktan sonraki testini yapacağız. Önce Ethernet'inizi takıyorsunuz. Duvara takıyorsunuz prizde olan modeli. Gördüğünüz gibi hemen ışıkları yandı. Şu anda internete bağlı değil. Çünkü modemimin fişi takılı değil. Modeme de Ethernet'e takıyorum. Aynı kabloyu. Burada VPS tuşu var, onu gösterdim. Burada da zaten power tuşu var modemimin. Pair tuşu, gördüğünüz tuş. Şimdi önce modemin de fişinin olduğu üçlü Goliath'ı takıyorum. Gördüğünüz gibi hemen yeşil ışık yandı. Şimdi öbür odadayım. Bu odada da Wi-Fi ile olan kiti takıyorum. Bunun da pair tuşu buradaydı hatırlarsanız. Reset tuşu var isterseniz. Hani bir kalem veya sivri bir şey yardımıyla resetleyebileceğiniz ama ben gerek duymadım. Bunu da fişe takıyorum şimdi. Bu şekilde kullanırsanız sadece Wi-Fi olarak da Wi-Fi gücünü arttırıcı olarak da iş görebiliyor. Ama benim amacım bu odada, yani oda 3'te kabloyla, şu an görmüş olduğunuz Ethernet kablosuyla bilgisayarımı bağlayabilmekti. Masaüstü bilgisayarım var. Daha önce başka videolarda da geçmişti konusu. Şimdi kabloyu en sonunda doğru takabildim. Gördüğünüz gibi 4 tane ışık yanıyor. Bir tanesi Ethernet bağlantısı, bir tanesi de Wi-Fi. Wi-Fi ışığının altında düğme varmış arkadaşlar. Ben onu görmemiştim. Benim gibi görmeyenler varsa buradan hani onu göstermiş olayım. Şimdi hız testimize geçtik. Şu anda kendi bilgisayarımdayım, yani desktop'ta, masaüstü bilgisayarda ve aldığım hız download olarak 32,5-33 civarında geziyor. Ping 7, jitter neredeyse yok denecek kadar az. Upload'um nedense düşük ama onun ben bu ürünle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Upload'u genelde hani oynak, bizim evin, öyle söyleyeyim. TP-Link'in kendi sitesinde görebileceğiniz gibi bir sürü çeşidi modeli var. Yeni gelecek olanları var. Yani bunlar farklı farklı modeller. Wi-Fi, o VPS tuşunu göstermemin sebebi Wi-Fi şifrenizi ve isminizi VPS tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra modemde, Wi-Fi ile olan kitte Wi-Fi ışığının altındaki düğmeye basıyorsunuz. Bir süre bekliyorsunuz. Zaten onlar kendileri haberleşiyorlar. Aynı oda içerisinde yapıyorsunuz bunu. Sonrasında kopyalamış oluyor ve bu şekilde de hemen
kendi şeyinizi kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet başarılı bir ürün. Benim kullandığım modeli VPA4226 olarak geçiyor. Fiyat bilgisine gelirsek onu en sona eklemek istedim. Akakçe'de hani bulduğum fiyatları koydum. Ve 570 lira civarından başlıyor kargo hariç. Yani 600 liranın üzerine kadar çıkıyor. Ama hani siz araştırıp daha uygun fiyata bulabilirsiniz. Yani ben sonuçta bu yerlerin hiçbiriyle çalışmadığım için reklam olmasın diye bir şey söylemek istemiyorum. Ama fiyatı bu civarlarda, 600 lira civarında geziyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.